Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kızılören'de Green World Camping'deyiz. Burada Müjdat Özpak Bey kendileri sülün, keklik yetiştiriyor. Ayrıca köy tavuğu, kuzu ve yetiştiriciyi de var. Bize av hayvanlarının pişirmesi üzerine çok fazla talep geldiği için sevgili izleyenler, onunla alakalı, sürüm pişirmeyle alakalı size bugün bir reçete hazırladım. Bu reçetenin pişirilmesinde bize kendisi sülün sağladı, sağ olsun. O sülünü biraz sonra pişireceğiz. Bu sülünü arkadaşımızı kendisini buraya aldık ama salacağız. Normalde dolapta zaten hazırda bir sülünümüz mevcut. Kendisini salıyorum. Hemen etimizi pişirmek için çadırımıza geçiyoruz. Evet, ilk önce hemen ateşimizi tutuşturuyoruz. Bu arada da diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Onları da reçetelerine göstereceğim. Hemen ateşimizi atalım. Yansın şu şekilde. Daha önceden tutuşturmuştuk. Evet. Aynen. Hemen yemeğimizi yapımına geçiyoruz. Evet. Merhaba sevgili izleyenler. Şu anda sülünümüzü temizledik. Gördüğünüz gibi temiz bir halde. Sülünümüzü yapmak için gerekli olan malzemelerimize geldiğimiz zaman kabak. Siz ister koyun ister koymayın ama güzel lezzet verir. Ayrıca elma, soğan, sarımsak, havuç, mantar, kapya biber. Sonrasında ilave yapmak için maydanoz, taze biberiye ve dereotu. İçerisine ayrıca tuz, kırmızı toz biber ve karabiber de koyacağız. Süt, tereyağı ve kremamız da mevcut. Sonra bir patatesimizi unutmayalım. Patatesimiz de burada. Bu malzemelerin şu anda hazırlığını yapacağız. Altı için ayrıca yapacağız. Mantarımız da makarnamız hazır. Ayrıca sirkemiz de tat vermesi için mevcut arkadaşlar. Hemen şu anda yapımına geçmek için patatesimizle başlıyoruz. Temizliyoruz hemen. Sebzelerimizi sotelemek için tavuğumuzu ateşe koyuyoruz. İlk etapta biraz ısınsın. Hemen sebzelerimizi ateşe ilave edeceğiz. Tamam. Tereyağımızı hemen koyuyoruz ateşe. Erittikten sonra sebzelerimizi koyacağız. Suyun mühürleme için de tereyağımızı koyuyoruz. Çünkü sünümüzü mühürleyeceğiz. Tereyağımız eriyor. Erittikten sonra mühürleme işlemini yapacağız. Hemen sebzelerimiz atıyor. Tereyağımız kızardı. Hemen sebzelerimizi eriyoruz. İlk önce mantarımızı ilave ediyoruz ki mantarımız suyunu çeksin. Sonrasında yapacağız. Mantarımızın suyunu çekmesini bekliyoruz. Evet, mantarımız suyunu çekti. Gördüğünüz gibi hemen diğer patatesimizi, havucumuzu, kabağımızı ilave ediyoruz. Sonrasında elmamız ve soğanlar için biraz bekliyoruz. Bunlar biraz daha erisin. Sonra diğer biber, soğan ve sarımsağımızı ilave edeceğiz. Evet, hemen diğer sebzelerimizi ilave ediyoruz. Bunlar gayet iyi kıvamda oldular. Hemen diğer sebzelerimizi ilave ediyoruz. Bilerek sarımsak ve soğanı soğandan attık ki kokusu gelsin diye. Bir iki dakika sonra alacağız ateşten. Aslında dümdüzün içerisine koyacağız. Makarna suyumuz kaynadı. Hemen makarnamızı ilave ediyoruz. Hemen bir karıştırıyoruz. Hemen kaynamaya devam ediyoruz. Kapağını kapatacağız. Kaynamaya bırakıyoruz makarnamızı. Orada sebzelerimiz gayet iyi haldeler. Şu anda sebzelerimizi kenara alıyoruz.
sürünümüzün iç malzemesini hemen dolduruyoruz. Mümkün olduğu kadar karışımımızın her tarafından almaya çalışıyoruz. Mantarından da biraz alalım. Sonrasında dikmeye gerek kalmadan sadece bağlayıp böyle bir tur bağlayacağız. Sonra boynunu da bağlayacağız. İpinizin naylon ip olmamasına dikkat edin. Zaten fırın ipleri mevcut. Ayrıca yine yün iple de bağlayabilirsiniz. Taşmasın, dağılmasın diye bir tur bağlayabilirsek tamamdır. Şimdi bunu aynı şekilde hemen ateşe veriyoruz. Kızarmış olan. Evet. Burada mühürleme işlemini yaptıktan sonra devamını yapacağız. Biraz pişmesini bekliyorum. Evet. Mühürleme işlemimiz neredeyse bitti. Sürünümüzde şöyle biraz mantolamaya ihtiyacımız var. Çünkü ayakların o taraflar şey olmamış. Şöyle biraz mantolama yapıyoruz. Bu tarafları biraz daha sızarsın. Böyle şimdi şu tarafa tekrar yatırıyorum. Mümkün olduğu kadar şu şekilde yaptım. Hatta artık yanmamış. Biraz biberiye ilave ediyorum. İyice kokusu güzelleşsin. Sadece biberiyeden şöyle. Evet, biraz bir esansı oldu. Tereyağının kokusunu biraz daha geçirsin. Evet, bazen de ateş kayıyor. Şekilde. Göğsünün bu tarafını da aynı şekilde yine mühürleyelim. Yani zaten eti dağılmaya başladı hayvanın. Gayet güzel bir halde. Evet. Görüldüğü gibi şuradan bakabilirsiniz. Eti alınabiliyor. Yani ki sonraki işlemlerine devam edeceğiz. Evet. Şu anda haliyle sebzeleri ilave ediyoruz. Biraz önceki hazırladığımız sebzeleri. Hatta sebzelerden önce biraz sebzelerimiz açılsın. Kremamızı mühürleme işlemimiz gayet iyi. İçerisine biraz biberiye koyduk. Ve şu anda görüldüğü üzere her tarafı gayet iyi bir şekilde oldu. Hemen artık kremamızı ilave ediyoruz. Kendi sosuna. Evet. Normalde bununla beraber tavuk suyu falan koyabilirdik. Ben kremanın lezzetini bozmaması için süt ilave edeceğim. Siz bunu aynı şekilde salçalı da yapabilirsiniz. Ben kremayı daha fazla tercih ettiğim için koyuyorum. Böyle krema biraz kendisini ayarlasın. Biraz karışsın. Evet, gördüğünüz gibi krema renk alınca biraz da süt ilave edeceğim. Şöyle sebzelerimiz bir anda. Sütümüzü de ilave ettim. Sonrasında az bir karabiber. Az bir. İlave ediyorum. Toz kırmızı biber. Biraz da tuz ilave edeceğim. Sebzelerini atıp karıştırıp ondan sonra pişmeye bırakacağım. Tuzunu da ilave ettim. Bu şekilde. Hemen. Evet. Sürünümüz hazır. Hemen çıkartalım işte. Görüldüğü üzere sürünümüz pişti. Afiyetle.